soruları, bilgilendiren soruları. Şöyle bir şey var. Biz bu soruları size sorarken hem sizden bilgi alıyoruz, hem ekran başında izleyenlere bilgi aktarıyoruz. Aynı zamanda da yarışmanın formatı gereği sorumuzu sormuş, cevabı da almış oluyoruz. Yani bilgilendiren program ve kazandıran programdayız. Şans küpünde her gün yenilikler, her gün daha güzellikler eklenmeye devam ediyor. Biz bu programımızı Ramazan sonrasında da haftanın belli günlerinde devam ettirip değerli hemşehrilerimize Yeşil Yurt'la ilgili bilgileri vermek için burada olacağız. Her programlarda genellikle Ramazan ekseninde gittik. Ancak tabii Ramazan'ın kendi içerisindeki her biri birbirinden değerli, her biri birbirinden anlamlı faziletler var. Hocam infak kişinin kazanmış olduğu veyahut da Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetin bir kısmını harcamasıdır, vermesidir. Allah rızasını gözeterek vermesidir. Müminin yani temel özelliklerinden bir tanesi kazanmış olduğu veyahut da Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetin bir kısmını başkalarına vermesi, dağıtmasıdır. Miktarını bugünkü şeye çevirdiğimizde 80 gram altın, doğru mu? Şunlar şu anda altımızdalar. Haydi Ramazanlar Başkanım, hoş geldiniz. Sağ olun, sizlere de hayırlı Ramazanlar olsun. Bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize buradan selamlarımı yolluyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Rabbim bu virüs sıkıntısını, bu virüs yayılımını ülkemizden, milletimizden, insanlığın üzerinden alsın diye duada bulunuyorum. Evet, biz Yeşil Yurt'ta hizmetkarıyız. Tabii hangi alanda eksiklikleri varsa, ihtiyaç varsa bizler kurum olarak, şahsım olarak, belediyenin en üst yetkilisi olarak vatandaşımız için, Yeşil Yurtlular için, Malatyalılar için yapmaya hazır ve nazırız. Ekibimizle birlikte 7/24 çalışıyoruz. Durmadan, dinlenmeden, yorulmadan da inşallah bu çalışmamızı, dinamizmimizi de devam ettireceğiz. Tabii sizlere de ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şans küpü programı hazırlamışsınız. En azından evlerinde halk çağrımıza uyup da evlerinde dinlenen, istirahat eden, evlerinde bu sağlıkla ilgili kurallara uyan hemşehrilerimize de bir nebze olsun bir farkındalık oluşturmuş. Bu güzelliği de evlere taşımışsınız. Programdan dolayı da emeklerinize sağlık diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Tabii biz de çalışmamız gerekiyor. Her alanda başarılı olmamız gerekiyor. Özellikle son dönemlerde artan yüksek teknolojinin getirdiği faydalardan da mutlaka istifade etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda da Yeşil Yurt TV'yi de Yeşil Yurdumuza kazandırmanın mutluluğu ve gururunu da yaşıyoruz. Bundan sonra inşallah Yeşil Yurt TV üzerinden bütün Yeşil Yurdumuza ulaşacağız. Her bir sosyal medya fenomenine, sosyal medya takipine de televizyonumuz üzeriyle inşallah ulaşmış olacağız. Çalışmalarımızı, projelerimizi üzerinde çalışma yaptığımız alanları da evlerine taşımış olacağız. Biz mutluyuz. Çünkü Yeşil Yurtluyuz. Mutlu olmaya da devam edeceğiz. Her bir programımız, her bir çalışmamızla Yeşil Yurt'un mutluluğu ve başarısı için, büyümesi, güzelleşmesi için fiziksel anlamdaki belediyecilik hizmetlerini de yürüteceğiz. Sosyal, kültürel anlamdaki çalışmalarımızı da, yüksek teknoloji ve tarım alanında, gençlik spor alanındaki çalışmalarımızı da hızlandıracağız, yoğunlaştıracağız. Yeter ki insanlarımız hem Cumhurbaşkanımızın hem de Sağlık Bakanlığımızın bugünlerde uymamızı istemiş olduğu tedbirlere uysunlar. Devlet yetkililerimizin bize tavsiyeleri neyse onları yerine getirsinler ve bizler de kendileri adlarına bölgemizdeki bütün çalışmaları yapmaya hazırız da ekibimizle birlikte de bu güzellikleri inşallah bütün Yeşil Yurt'ta süreçten sonra da hep beraber paylaşacağız. Bizler tabii Şans Küpü programımıza katılıp da buradan programımıza destek veren her bir izleyicimize de ben çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah şansları bol olsun. O şans küplü kendilerinin de olsun. Tabii her yarışmanın da bir güzel tarafı var. Mutlaka insanlar birbirleriyle güzel bir şekilde, tatlı bir şekilde
mücadele ediyorlar. Şansı olan kazansın. Şansı olan da küpün sahibi olsun diyorum. Türkiye'de zeytin, üzüm, haşhaş, tütün ve incir en fazla yetiştiği bölge hangisidir Sayın Başkanım? Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün ve incir. Efendim A şıkkı İç Anadolu, B şıkkı Akdeniz, C şıkkı Ege, D şıkkı Karadeniz efendim. Evet, Ege bölgesi, C şıkkı. Efendim tebrik ediyoruz sizi ve sağlıklı günlerde kullanmanız için evet. Arkadaşlarımız size dezenfekte setini ulaştıracaklar, bilginiz olsun. Evet, eksik olmasınlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah sizin eksikliğinizi vermesin. Bugünlerde, bu zor günlerde de çok iyi oldu. Kullanırız onu. Evet. Allah razı olsun başkanım. Göstermiş olduğunuz her türlü mücadele için, Yeşillik'te Malatya için dökmüş olduğunuz ter size helal olsun. Bütün ekibinize ve şahsınıza hürmet.